Çocuklarda görülen morluklar, eğer patolojik morluklarsa, yani vücudun yumuşak bölgelerinde de oluşan morluklarsa veya darbenin şiddetiyle e, orantısız büyüklükte veya hiçbir darbe olmadan meydana gelen morluklarsa tabii ki o zaman daha ciddi hastalıkları araştırmak lazım. Vücudumuzda kan, kemik iliği dediğimiz organda yapılıyor. Kan hücrelerimizin hepsi kemik iliği dediğimiz organ içerisinde meydana geliyorlar. Kemik iliği nerede? Kemik iliği bizim uzun kemiklerimizin içinde burada al yuvarlar, bağışıklık hücrelerimiz, beyaz kan hücreleri ve pıhtılaşmayı sağlayan trombosit dediğimiz küçük kan pulcukları oluşuyor. Bu küçük kan pulcukları da herhangi bir yaralanma olduğunda pıhtının oluşmasına yardımcı oluyorlar ve yarayı tıkayan pulcuklar bunlar. Eğer bunlarda sayısal olarak veya görevsel olarak bir bozukluk varsa işte o zaman çocuklarda bu morluklar patolojik nedenlerle meydana gelebilirler. Bunun da bizim çocuklarda en sık görme nedenimiz e, immün trombostopenik purpura dediğimiz bir kan hastalığı. Trombositlerin çeşitli e, antikor nedenlerinden dolayı, bağışıklık sistemiyle ilgili nedenlerden dolayı sayı olarak azalması. Tabii bu daha kolay tedavi ettiğimiz selim bir neden. E, bir de tabii ki çocuklarda hiç arzu etmediğimiz halde sık gördüğümüz çocukluk çağı kanserlerinde de... E, trombostopeni yani trombosit düşüklüğü meydana gelebilir ve bu yüzden de çocuklarda morluklar oluşabilir.